Ehl-i sünnetin hamileri var. Şeriatın muhamileri var, avukatları var. Benim kimsem yok, hiçbir teşkilatım yok. Tek başıma bir adamım. Tek başıma hapse giriyorum, tek başıma çıkıyorum. Mezara da tek başına gireceğim. Kimseyle işim yok. Kimseyle irtibatım yok, teşkilatım yok. Efendi Hazretlerimden başka. O başımız, her şeyimiz o bizim. Kabul buyurursa. Ziyaret ettim, aşure sabahı yanındaydım. Sabah namazını beraber kıldık. İmam ettiler beni. Size dua istedim, dua aldım. Selam söyledi. Mübarek, ya. Ne istiyorlar senden diyor, ne uğraşıyorlar senden diyor mübarek. Öyle dua ediyor, himmet ediyor. Bütün hayırlar ondan. Bütün sevaplar herkesten ona gidiyor. O öğretti. Bu millet ne haldeydi ya? Bir şey bilen yok, şeriat yok, sünnet yok. Şimdi baksana bu kadar işte tarikat, şu kadar grup, bu kadar cemaat, dünya dolmuş. Ama baktığın zaman yine çarşaf, tesettür, hicap, kadın erkek ayrı, haremlik, selamlık, medrese, ilim, amel, ihlas yine geliyor geliyor. Mahmud Efendi Hazretleri'nde toplanıyor bari. Allah başımızdan eksik et. Amin. Amin. Büyük bereket bize ya. Çok büyük bereket. 20 bin, 30 bin talebe, kız talebeymiş hepsi yani. Gitmişler ziyarete. O da o kadar da kaç katı, iki kere dolmuş o. O kalabalık iki kere. Bir sabah bir akşam o iki kere. Bir de bu da çoğu zekatı olmaz. Dağ taşı doldurdu talebeyle, ilimle ya. Biz çocuğumuza laf geçiremiyoruz ya. Çocuğumuza laf geçiremiyoruz. Yüz binlerce kız. Bir de üniversiteye gidecek. Efendinin de usulü ne? Herkes uğraşıyor ki kızları üniversiteye götürelim. Efendi uğraşıyor ki bir kız üniversiteyi bıraksa. Biliyor musunuz siz efendinin öyle bir derdi olduğunu biliyor musunuz? He? Biraz tabii 10 senedir falan sohbetleri olmadığı için biraz yeni gelenleriniz çok bilmiyorsunuz. Bir kızı üniversiteye gitmekte caydırmak için sabaha kadar ona vaaz eder. Niye? Onu kurtaralım erkeklerin içinde. Onun derdi bu. Bir kişi sakal bırakacağını bilsem diyor, Fizan'a giderim diyor. Bilsem ki diyor, Rusya'da bir kadın çarşaf giyecekse oraya giderim diyor, yayan giderim diyor. Böyle tırnaklarıyla kazıdı bu işi. Şimdi önüne gelen çıkacak, ben şuyum, ben buyum. Nesin sen? Hepimiz Efendi Hazretlerine borçluyuz bu işlere. Kimse kendinden bir şey bilmesin ya. Ben nereden biliyorum 13 yaşında o kadar vaaz? 11 yaşında beni çıkarttı burada. 11 yaşımda inerdim aşağı, felak okurdu, nas okurdu üzerime. Aman kendine oku, şöyle böyle. Hep onun şeyle, vaaz et, çık. Hafızlık yap, hafızlığı bırak, Arapçaya başla. Laf dinleyeceksin. Laf dinleyeceksin. Dinlediğimiz kadar kazandık, dinlemediğimiz kadar kaybettik. Ama o bizi hiçbir zaman zayi etmedi. Etmedi, çünkü o çok iyi niyetli bir insan. İnsandan faydalanılacak kadar mümkün mertebe onun derdini çeker yani. Biz de çok faziletli bir adamız değil. Ama onun teveccühü. Oduna teveccüh etse yeşertir Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle konuşuyoruz. Çünkü Evliyaullah'a tasarruf verilmiş. Oduna teveccüh etse mübarek yaptı işte, bu kadar insanları adam etti yani. Hiçbirimizde bir şey yoktu. Babamıza yalvarır, anamıza yalvarır. Okuldan alacak, medreseye verecek, birisi okusun. Herkesin derdini çeker, nazını çeker. Birisi çarşaf giyer, anası babası gider onu mahkemeye verir. Gider ifadeler verir. Bütün milletle uğraşır. Birisi sakal bırakır, anası babası gelir ona dalar. Sen bizim oğlumuzu sakal bıraktırdın. Gider onlara, sabaha kadar onlara yalvarır. Adamlar gelir, valiye şikayet edeceğim, şöyle yapacağım. Sabaha kadar biz korkarız orada. Her gece bir olay çıkıyor. O zamanlar anaları babaları istemiyor. Gelirler böyle barut gibi. Aa paşa adamlar. Kimmiş bu Mahmut Hoca falan. Görüşmeyiz, şudur budur. Bir onlarla konuşur eder, bir saat iki saat adamlar bir çıkar. Biri namaza başlamış, biri sakalı bırakmış. Vallahi böyle neler yani, isimlerini vermeyeyim. Meşhur ailelerden bahsediyorum. Ben çocukluğum orada geçti, 7 yaştan beri yanında oturuyordum. Ama dert çekti mübarek. Bu işler kolay değil. Bu dini mümin İslam bize kolay gelmedi ya, şu anda bulduğumuz. Kaybetmeyelim inşallah. Kaybetmeyelim. Evet. Onun için alimin bir rekatı cahilin 70 rekatından eftal. Hep ilme teşvik etti. Bak hep ilim, ilim, ilim. Hiçbir kapıda böyle ilim yok. Bütün kapılarda sofuluk var ama tarikat olsa da ilim yine bakıyorsun dönüyor.
Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaati. Sahabe-i kiram gibi bir cemaat. İhsan Efendi, Allah rahmet eylesin hocamız. Mübarek hocamız. Geçen de rüyamda gördüm yine. Çok büyük zat idi. Böyle dolanırdı. Pakistan, Hindistan, tebliğ cemaati her yeri gezer. Yani Efendinin de adamı, arkadaşı, Ali Adar Efendi'den de dersli. Efendi Hazretlerimizin de çok manevi kardeşi, Efendi Baba onları kardeş etmiş. Ama meraklıydı biraz yani, dertli Allah için. Çok gezerdi böyle. Bizim Efendi der, ya dur burada işte, burada okut milleti, hizmet eder falan. O da biraz darlanırdı bazı şeylerde. Çok şey yapmaz, taviz veremez. Herkesin suratına söyler, zengin mengin fark etmez. Yanlışı yanlış. Mert adam çok, Hazreti Ömer mizaçlı. Kabrin nur olsun. Amin. İhsan Efendi hocamız. Çok emeği var cemaatte yani. Tadil erken meselesi, meharic meselesi. Birçok meseleyi böyle millete şey yaptı Efendi Hazretlerimizin tabii yol vermesiyle. Ondan sonra gitmişler ta 10 gün 20 gün çıkıyorlar. Emr-i bin Arfa falan. Doğu'yu geziyorlar. Doğu'da da çok alimler var, şeyhler var, veliler var falan filan. Hafid Efendi diye bir zat var. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Şeyde herhalde zannedersem. Antep'te miydi o zaman dediler. Bilmiyorum. Adıyaman'da mı? Eski çok bu yani. O da Ozar oranın büyük bir alim, büyük bir şeyh. Belki de Nurşin'dedir. Ondan sonra onun yanına gitmişler falan. Mübarek işte onun yanında olanlar anlatıyor. İşte demiş ki Efendi Hazretleri demiş işte böyle bize tavsiye edeceğiniz buralarda alim, veli, salih, mübarek zatlar var mı, onlara da gidelim falan. Demiş durmuş mübarek demiş ki ben biliyorum demiş öyle bir zat var demiş. Öyle bir cemaat var demiş. Bunlar da bir heveslenmişler, vay anasın duymadığımız bir yer daha herhalde bulacağız falan filan. Durmuş demiş ki Fatih Çarşamba İsmail Ağa'da demiş. Bir Mahmud Efendi Hazretleri var, sahabe gibi de cemaati var demiş. Ondan başka da tanımıyorum demiş. Öyle deyince vay anasını ya, biz de dolanıyoruz. Nereden dolanıyoruz? Yine dön dolaş, Efendinin kapısı yani. Böyle, hakikati konuşalım, doğruyu konuşalım yani şimdi. Herkes yordum eksi demez ama bizimki hakikaten tatlı yani. Doğruyu konuşalım. İlim olacak, yetmez. Amel olacak, yetmez. İhlas olacak. Para işi olmayacak, holding işi olmayacak, efendim şu iş mi olmayacak, teşkil olmayacak, siyaset olmayacak. Aman siyaset, Allah muhafaza. Şeytandan kaçar gibi siyasetten sakınmak lazım. Siyaset olmayacak, partizanlık, şuculuk, buculuk yok. Allah için vaaz-ı nasihat. Allah için. Böyle olursa, işte bu kadar kaya gibi adamlar ne oluyor? Mermer gibi adam cevher oluyor yani. Bağırıp çağırıp giren adam şey gibi çıkıyor. Bazı öyle kavgalı adamlar, bir de birbiriyle kavga edenler var. İkisi de efendi hakem tanıdıklar. Nasıl biliyor musun? Kapıda bile birbirini göstermiyorlar adamlara. Vuracaklar birbirini. Efendinin kapısında bile birbirini görseler vuracaklar. Biri başka giriyor, öbürü tabii o çıkıyor, o görmüyor birbirini. Öyle. İkisi de ondan sonra barışıyorlar. Ya bu nasıl bir keramet? Nasıl bir keramet? En büyük keramet istikamet. Allah için millete bir şey anlatırsan tesir Allah'tan.